Arkası Yarın. Taşralı Hemşire 10. Bölüm. Yapım Mehmet Köseoğlu. Radyoya uyarlayan Mehmet Mert. Seslendirme yönetmeni Yaşar Özdemir. Kayıt ve montaj Muhittin Sami Yaygıngöl. Program yönetmeni Bahattin Abak. Ünlü bir mimar olan Turgut Şahin, ihaleye katılmak için İstanbul'a giderken Modurnu yolunda bir kaza geçirir. Kaza sırasında oradan geçmekte olan hemşire Seda ile doktor babası tarafından kurtarılarak evlerine götürülür. Bacağında derince bir kesik olan Turgut'a ilk müdahaleyi yaparlar. Kaza yerinde inceleme yapan jandarma, olayın bir suikast olduğunu, birisinin kaza sözü vererek onu öldürmek istediğini tespit eder. Ancak kazaya uğrayan Turgut, bununla ilgileneceği yerde kaza sırasında yanan maketin yenisini yaptırmak ve ihaleye katılabilmek için bir an önce İstanbul'a gitmeyi arzular. Doktor, bunun sağlığı açısından çok riskli olacağını söylemesi üzerine, Seda hemşirenin nezaretinde İstanbul'a giderek bir otele yerleşir. Bu sırada Seda, köylüsü olan İshak adında genç bir gazeteciyle tanışır. İshak, Seda'yı yemeğe davet eder. Fakat Turgut Bey buna karşı çıkınca Seda ile tartışırlar. Benimle tartışmayın küçük hanım. Bugün çok önemli bir toplantım var. İkiye kadar otelden ayrılmayacağım. O saate kadar kiminle ne yapacaksanız yapın ama saat 2'de otelde bulunun. Peki efendim. Daha dün tanıştığınız birine akraba da olsa nasıl güvenebilirsiniz? Ya bu akrabam dediğin adam da şu Yahudi Samuel gibi benim gökdelen projemle ilgileniyorsa? Ya bu adam üstelik bir de gazeteci. Sizin ağzınızdan laf almak için bir tertip içinde olmadığı ne malum? Hayır, İshak Bey öyle biri değil. Yemek boyunca sizin projenizle ilgili tek bir kelime bile sormadı bana. Öyle olsa ağzımı arardı. Sadece bana iltifat etti, o kadar. Siz de yapılan iltifatlara bayıldınız tabii. Maalesef hanımların zayıf tarafı da bu Turgut Bey. Evet ama bu yolla yoldan çıkartılan kadınların olduğunu da unutmayın. Benim o kadınlardan olmadığımı aklınızdan çıkarmayın. Kaldı ki İshak Bey benim köylüm. Hem de aynı zamanda yakın akrabam. Ne olursa olsun. O kıl kuyrukla birlikte olmanı istemiyorum. Sizi bir türlü anlayamıyorum. Hemşirelikle ilgili derseniz görevimi yaptığımı sanıyorum. Bir vesileyle İstanbul'a gelmişim. Bırakın da boş zamanlarımda İstanbul'u gezeyim. Yani hadi İshak Bey olmasa belki haklı olabilirsiniz. Tamam tamam gidin. Yalnız unutmayın, sizi buraya getirirken babanıza size gözüm gibi bakacağımı söylemiştim. Yanlış bir şeyler yaparsanız beni babanıza karşı mahcup duruma düşürürsünüz. Karışmam sonra ha. Haberiniz olsun. Merak etmeyin. Ben hiç kimseyi utandıracak bir davranış içinde bulunmam. Ayrıca kendimi korumasını da bilirim. Aslında gazetecilerden uzak durmak gerekir ya. Sen akrabadır deyip geçiştiriyorsun. Bu adamların sağ solu hiç belli olmaz. Gazetecileri çok iyi tanırım ben. Eğer haber olacağını bilirse babasını bile satar bu adamlar. Hayır, İshak Bey öyle biri değil. Dedim ya, akraba olduğumuzu öğrendiğinden beri sizinle ya da işinizle ilgili tek bir kelime bile etmedi. Sanıyorum... Yani biraz bana karşı özel bir ilgi bile duyuyor. İlgi mi duyuyor? Ya delirmek işten değil. Kaç kere söyleyeceğim. O çocuk sizi kendi emellerine alet ediyor. Sizi buraya getirmekle aptallık ettiğimi şimdi anlıyorum. Çok genç ve tecrübesizsiniz. Ne yaptığınızın farkında değilsiniz. Her şeyin çok iyi farkındayım. Ayrıca buraya sizinle gelmek için de istekli olmadığımı gayet iyi biliyorsunuz. Gelmem için siz ısrar ettiniz. Sizin gelmenizi istemekle menfaatinizi düşündüm. Fena mı ettim yani? Teşekkür ederim ama yine de gelmek istememiştim. Bence istiyordunuz ama istememiş gibi görünüyordunuz. Hiç bile değil. Çünkü sözlerinizle davranışlarınızla çok kırıcı olduğunuzu anlamıştım. Ben böyle şeylere alışık değilim Turgut Bey. Açık söyleyeyim, çok kaba ve otoriter bir insansınız. Siz... Özür dilerim. Böyle konuşmamalıydım. Sinirlerim çok bozuk. Siz haklısınız. Beni buraya getirmekle hata ettiniz. Ben bu gibi bir iş için yeterince eğitilmiş bir hemşire değilim. Bana söylemek istemediğim şeyleri söylettiniz. Beni mecbur ettiniz. Bunun için kendimden utanıyorum. Tamam, tamam. Evet, özür dilerim. Ağlamayın lütfen. Yaptığım şey...
sizi korumaya çalışmamdan ibaretti. Ben sizden böyle bir şey istemedim ki. Çocuk değilim ben. Yeterince olgunlaştığımı sanıyorum. Yani beni hemşire olarak tuttunuz. Çocukmuşum gibi bana şunu yapma bunu yap, şu kişiyle konuşabilirsin, bununla konuşamazsın diyemezsiniz. Ben işimi elimden geldiğince iyi yapmaya çalışıyorum. İşimden memnun değilseniz beni geri yollayabilirsiniz. Bu da nereden çıktı şimdi? Ben işinizden şikayet ettim mi hiç? Hayır etmediniz. O halde? Tamam, nasıl istiyorsanız öyle hareket edin. Size ihtiyacım olmadığı saatlerde ne yaparsanız yapın. Şimdi içiniz rahat etti mi? Teşekkür ederim. Biraz önce söylediklerim ve davranışlarım için özür dilerim. Bana karşı nazik ve cömert davrandınız. Neden böyle sinirlendiğimi ben de anlamıyorum. Bilmiyorum. Belki de alışık olmadığım olaylar yüzündendir. Tamam, sakin olun. Bundan böyle size ihtiyacım olmayan saatlerde istediğinizi yapabileceksiniz. 2'ye kadar serbestsiniz. Teşekkür ederim efendim. İyi günler. Size de. Ne zannediyor kendini bu adam? Sanki sevgilim, sanki nişanlım ya da kocam. Ha, bir gören olsa beni sevdiğini, kıskandığını zanneder. Kıskanmak dedim de... Hakikaten beni kıskanıyor olmasın Turgut Bey? Ama yok canım, ne saçmalıyorum. İnsan ancak sevdiğini kıskanır. Turgut Bey beni neden sevsin ki? Hem onun Hacer'i var. Çok da güzel bir kadın. Beni ne yapsın? Neyse, dışarı çıkayım biraz. Yoksa düşündükçe sinirlerim harap oluyor. Günaydın efendim. Aşağı mı ineceksiniz? Evet. Size asansörün kapısını açayım. Buyurun. Teşekkür ederim. Bir dakika, ben de ineceğim. Ah, tabii Markis hanımefendi. Teşekkür ederim. Özür dilerim, sizi beklettim kızım. Rica ederim efendim. Lobiye mi iniyorsunuz? Evet. Siz Turgut Bey'in hemşiresisiniz değil mi? Evet efendim. Biraz zamanım vardı da İstanbul'a ilk kez geliyorum. Fırsattan istifade biraz dolaşmak istedim. İyi yaparsınız. Ama şansınıza hava bugün biraz kapalı. İstanbul'u esas güneşli havalarda görmelisiniz. Güzelliğine güzellik eklenir. Evet, mutlaka öyledir ama şimdiki haliyle de çok güzel. Buyurun efendim. Nereye gitmeyi düşünüyorsunuz? Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gideceğim. Hem de dua edeceğim. Babam için, vefat eden annem için, kız kardeşlerim için. Ya kendiniz için etmeyecek misiniz? Etmez olur muyum? Kendim için de edeceğim elbette. Edin tabii. Öyle gençsiniz ki. Sahi isterseniz sizi arabamla Eyüp Sultan'a bırakabilirim. Ay çok naziksiniz efendim ama size zahmet vermek istemem. Ben bir vasıtayla gidebilirim oraya. Yok canım, yolumun üzeri zaten. Arabayı şoför kullanıyor. Buyurun. Affedersiniz, asansörcü size Markiz diye hitap etti. Türk değilsiniz herhalde. Türk'üm. Uzun yıllar önce bir İtalyan markisiyle evlenmiştim. O zamandan beri herkes Markiz der bana. İnsan nedense kendine yapışan unvandan kurtulamıyor. Bana biraz kendinizden söz eder misiniz? Anlatılacak fazla bir şeyim yok efendim. Gördüğünüz gibi hemşireyim. Turgut Bey bizim orada geçirdiği bir araba kazasında bacağını yaralayınca bize rastladı. İşte o vesileyle buralara kadar geldik. Onunla tanışmanız doğrusu büyük bir şans. Öyle değil mi? Haklısınız. Onun sayesinde İstanbul'u ve sizin gibi kıymetli insanları tanımak fırsatını da bulmuş oldum. İstanbul'u görebilmek için yeteri kadar zamanınız olmamıştır sanırım. Evet. İlk defa geldiğim için fazla bir yere de gidemiyorum. Bu gibi durumlarda özel araban olacak ki istediğin yere gidebilesin. Aslında Turgut Bey'in yerinde olsam sizi gezdirme görevini kendim yüklenirdim. Fakat ne yazık ki sizin patronunuz böyle biri değil. İşlerinden pek başını kaldıramıyor. Fırsat bulsam tarihi mekanları da gezmek istiyorum. Gez kızım. Bu fırsat her zaman eline geçmeyebilir. Aslında benim konumumdaki biri için önemli olan İstanbul'un tarihi yerlerini görmektir. Eyüp Sultan Hazretlerini ziyaretten sonra vakit kalırsa bir de Topkapı Sarayı'nı gezeceğim. Acelenizi anlıyorum. Bir daha İstanbul'a gelememekten korkuyorsunuz.
Belli olur mu? Bakarsınız bir gün evlenir, İstanbul'a yerleşirsiniz. Her şey nasip ama benim gibi Erzurum'da hemşirelik yapan birinin bu şehirden biriyle evlenmesi çok zor. Zor diye bir şey yoktur yavrum. Yazılmışsa bir sebep çıkar. Bir bakmışsın ki hiç tahmin etmediğim bir konuma gelmişsin. İşte geldik. Benim için de dua et kızım. Tabii efendim. Ayrıca size çok teşekkür ederim. Çok zahmet verdim size. Yok canım, ne zahmeti. Yolumun üzeriydi, seni de bırakmış oldum. Tekrar çok teşekkür ederim. Bana arkadaşça davrandığınız için de size minnettarım. Biliyor musun, çok güzel ve tatlısın. Kaba olduğu için Turgut Bey'i sevmem ama Turgut Bey'in yerinde olsam seni asla bir daha bırakmazdım. Teveccühünüz efendim. Allah'a ısmarladık kızım. Güle güle. Allah'ım, bu mübarek Eyüp Sultan Hazretlerinin huzuruna geldim. Sana el açtım, dua ediyorum. Bu mübarek zatın yüzü su hürmetine dualarımı kabul eyle. Duası kabul olanların arasına al. Beni, babamı, ölen annemi, kız kardeşlerimi bağışla. Babama hayırlı uzun ömürler ver. Onu başımızdan eksik etme. Allah'ım, herkesin olduğu gibi benim de her şeyim sana malum. Ben o adamı seviyorum. Turgut Bey'i seviyorum. Bu sevgi hakkımda hayırlıysa devam etsin. Bana zararlıysa, hakkımda iyi değilse bu sevgiyi kalbimden çıkart Allah. Benim için hayırlı olanı ver Allah. Ay, saat 2'ye 1 var. Çok şükür tam zamanında gelebildim. Bu sefer tam saatinde geldim. Aa, affedersiniz. Yalnız olduğunuzu düşünmüştüm. Hacer Hanım'ı tanıyorsunuz. Bir şey konuşmak için gelmiş. Neyse, ben gideyim. Nasıl olsa yemekte birlikte olacağımıza göre konuşmamıza o zaman devam ederiz. Bu arada hediye için çok incelik göstermişsin. Hediye ettiğin küpeler için çok teşekkür ederim. Beğendiğine sevindim. İyi günler hemşire. Hastanız çok iyi. Yakında hizmetinize ihtiyacı kalmayacak herhalde. Bacağınızın sargısını değiştirmemi ister misiniz? Gerek yok. Yemek saatinden önce değiştirirsiniz. Peki, ben odama gideyim. Bir dakika, sabahleyin sormuştunuz ya, bu akşam için size ihtiyacım yok. O akrabanız mıdır, köylünüz müdür, her neyse, onun yemek davetini kabul edebilirsiniz. Çok istiyordunuz zaten. Eğer ararsa giderim ama şu saate kadar aramadığına göre belki de unutmuştur. Unutacağını hiç sanmam. O tipler sizin gibilerini kaçırmak istemez. Hem arasa da gideceğimi sanmıyorum. Neden? Üzerimde hemşire kıyafetimden başka bir şey yok. Böyle de yemeğe gitmem ayıp olur. Onun için burada yalnız başıma yemek yerim. Şimdi nereye gittiniz? Eyüp Sultan Hazretlerine gittim. Ziyaret ettim, dua ettim. Ne diye? Kimin için dua ettiniz? Taşralı Hemşire adlı oyunun 10. bölümünü dinlediniz. 11. bölümde buluşmak üzere, hoşça kalınız.